Selam, merhabalar herkese. İsmim Volkan, makine mühendisiyim. 15 yıl üzerinde Kerim firmasında çalışıyorum. Bugün yapılardaki havalandırma kanallarının modellenmesi ve imha adreslerinin elde edilmesiyle ilgili bir sunum yapacağız. Sunum tamamıyla canlı bir sunum olacak. Sorularınız varsa direkt olarak mesaj bölümüne yazabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar bütün soruları cevaplandırmaya çalışacağız. Normal süreçte baktığımızda bir havalandırma kanalı tasarım yapılmaya kalkıldığında birden fazla yazılım kullanılıyor. Mümkün olduğu kadar yazılımları teker teker geçmeyi ve ana mantığını anlatmaya çalışacağım. Çünkü sistematik olarak genellikle hala piyasada havalandırma kanalları çalışılırken daha fazla ikili çalışma yapılıyor. Öncelikle ilk başta Autodesk'in MAP alanında kullanmış olduğu AutoCAD tabanlı olan bir yazılımla başlayacağım. Burada ana mantığı anlatmak için bu yazılımı kullanıyoruz. Aslında ana amacım tamamıyla Revit üzerinde ilerlemek. Bunun sebebi şu: o son 10 yıllık sürece baktığımız zaman Autodesk mesleki disiplinlere göre tamamıyla yazılımları geliştirmeye başladı. Yani ne demek bu? Normal AutoCAD'i biliyoruz zaten. AutoCAD'in üzerine de geliştirmeler yaparak belirli kütüphaneler oluşturmaya başladı. Örnek verecek olursak, mekanikle ilgili AutoCAD Mechanical, elektrikle ilgili AutoCAD Electrical, bunlar tamamen kütüphane mantığına dayalı olan yazılımlar. Kütüphane mantığı dediğimiz nedir? İçerisinde kullanmış olduğumuz bir objeyi normalde biz ne yapıyorduk? Linearlarla tanımlama yapıyorduk ve bu objeyi dinamik bloklar haline getiriyorduk. Üç boyutlu objelere baktığımız zaman parametrik yazılımın temelini görürüz aslında. Örneğin bir tane DAK dedim. DAK'a bir kanal oluşturmaya kalktığımda aslında ben iki boyutlu düzensel olarak baktığımda multi-line komutunun üç boyutlu bir şekilde kullanıldığını göreceğim. Direkt olarak baktığımızda benim üzerinde direkt kanallarımı oluşturabildiğim bir objem. Burada önemli olan detaya baktığımız zaman bu objenin üzerine tıklayıp Sketch Properties dediğimizde bu objenin artık tamamıyla bir DAK olarak tanımlandığını, bunun üzerindeki bütün tanımlamaların da field olarak geçtiğini görüyoruz. Yani bizim bunun üzerinde aslında akıllı bir objemiz. Bunun genel yapı olarak baktığımızda bu objemizin dibini direkt olarak görebiliyoruz. Oval yap dersek bu direkt objemizin oval olarak bağlantılarının şekillendiğini görebiliyoruz. Burada önemli olan detay şu aslında baktığımız zaman. Bir objeyi oluşturduğumuz zaman, şöyle diyelim ki bir objeyi oluşturalım. Bu objeyi blok yapmaya kalktığınızda bir tanımlama verirsiniz. Bu objemiz Select Object diyerek de bu objemize bir tanımlama verelim ve OK diyelim. Blok olan objemizin üzerine sağ tuş Properties dediğimizde ana mantığını anlatacağım bütün sistematik olarak görebilmek için. Biz bu objemizi açtığımız zaman örneğin şöyle yapalım. Objemizin üzerine sağ tuş diyelim. Blok editörünü açalım. Objemizin üzerine blok editörünü açtığımızda aslında biz bu blok editörünü açmış olduğumuz objemizin içerisindeki bütün sistematiğe bakarsak bunun içerisinde ayrı ayrı tanımlamalar yapabildiğimizi görürüz. Parametreler ekleyebildiğimizi görürüz. Bu direkt olarak baktığımızda dinamik bir bloktan gelen özellik. Bunun aslında alt tabanına baktığımızda herhangi bir şeye bakın. Mesela diyelim ki bilgisayarımızın içerisine girelim. C'nin içerisinde program files, program data'ya girdiğimiz zaman yıldız.mdb dediğimizde bir database'ten bütün dataları çektiğini görürüz. Yani Autodesk tamamıyla bu base bir yerden buradaki bütün dataları çekiyor. Örnek verelim. Bunlardan bir tanesini rastgele biraz aşağıya doğru gelsin. AC içerisinde burada datalar olduğunu görüyoruz. Biz buradaki komponentlerden herhangi bir tanesini alıp buradaki template'i Access Data içerisinde açtığımız zaman bunun altında bir parametrik bir mantığın olduğunu görürüz. Bu parametreler Excel tablosuna benzeyen bir tablo. Bu tablonun içerisinden de bakın şu anda tanımlanmış olan objeler var. Uzunluk, çap gibi belirli veriler var. Buralardan bu dataların direkt olarak geldiğini görebiliyoruz. Anlatacağım aslında bütün yapı bunun üzerine kuruluyor. Dynamo'ya kadar gideceğim bugün çünkü. Bu parametreler direkt olarak baktığımızda bizim objelerimizin üzerindeki iki boyutlu objelerimizin üzerindeki parametrelerin üç boyuta da tanımlandığını görebiliyoruz. Hemen shift'e çevirdiğim zaman artık benim bütün tasarımımın
3 boyutlu olarak da oluştuğunu görebiliriz. AutoCAD'in en büyük avantajı, 3 boyutlu bir çalışmayı yaparken tamamıyla WCS dediğimiz, yani çifte tutup çevirebilirim. Ben burada çalışmayı yaparken direkt üzerine geldiğimde objelerimizi direkt olarak bu şekilde oluşturabiliyoruz. Burada bir fark daha var. Fark da şu. Aslında AutoCAD'de yapılan çalışmalardaki objelerimizin iki boyutlu objeler olduğunu ve surface bir mantığa göre hareket ettiğini görürüz. Örnek verelim. X'e bu objeyi patlattım. Tekrar patlattığımda bütün yüzeylerinin ayrı ayrı olduğunu, sadece görünüş olarak bu şekilde göründüğünü görebiliriz. AutoCAD MAP ile tasarım çok kolay ilerliyordu. Fakat işi bir level daha attı. Autodesk Revit'in içerisinde de tamamen havalandırma kanallarını oluşturabiliyoruz. Buradaki önemli şey şu. Revit dediğimiz yazılıma baktığımız zaman, Revit dediğimiz yazılımda plan kesitlere göre hareket ettiğiniz bir yazılım. Yani biz tasarım yaparken aslında normal iki boyutlu gibi burada kanallarımızı çıkartıyoruz. Fakat elevation'larla, yani bunun kesit yandan görünüşleriyle de direkt olarak biz objelerimizi oluşturmamız gerekiyor. Bu önemli bir detay. Ne demek? Bakalım hemen. Yandan baktığım zaman biz bir objenin içerisinde mimari bir yazılım kesit tabanı çalıştığı için bir objenin içerisinde direkt olarak baktığımızda biz üçüncü bir düzleme gitmeye kalktığımız zaman biz ne yapacağız? Z düzlemi için burada çizim yapmamız gerekiyor. Artı bizim bunun içerisinde oluşturmuş olduğumuz bütün objelerimize baktığımız zaman temel mantık olarak bizim iki boyutlu olarak çizdiğimiz, iki boyutlu gibi çizdiğimiz objelerimizin üzerinde de aynı şekilde her birisinin belirli tanımlamaları var. Sol tarafta Properties menüsünün içerisinde gördüğünüz objelere baktığımızda AutoCAD'in MAP'sinin üzerine ilave edilmiş basınç kaybı gibi veya bu objenin tipleri gibi bütün kütüphaneyi içerisindeki özellikleri görebildiğimiz bir alan var. Kütüphane dediğim nedir? Kütüphane dediğimiz mantık nasıl bir şeydir? Normalde biz ne yapıyorduk? AutoCAD'in içerisinde bloklar yapıyoruz ve bloklarımızı direkt olarak baktığımız zaman blok paletin içerisinde, yan tarafa bakalım, bir blok paletimiz var. Bu blok paletin içerisinde her oluşturduğumuz blok yapı oluşuyor ve biz bunları tutup tıklayıp objemizi direkt olarak istediğimiz gibi AutoCAD alanının içerisine bırakarak kullanabiliyorduk. Fakat blok dediğimiz mantık tamamıyla iki boyut tabanlı olan bir mantık. AutoCAD dediğimiz yazılım bundan 11 yıl önce MDT Mechanical Desktop vardı, işte Architectural Desktop gibi yazılımlar vardı. Buralarda 3 boyutlu objelerle de çalışabiliyordu. Fakat şu anda baktığımızda bunun içerisindeki 3 boyutlu bloklar gibi düşünün. 2 boyutlu blokları, 3 boyutlu bloklar gibi düşünün. Revit'in kendi içerisinde bir kütüphanesi var. Ne demek bu? AutoCAD dinamik blok özelliğini geliştirdikten sonra, yani en boy gibi objelerin üzerinde veri girişlerini yapabildiği gibi aynı zamanda 3 boyutlu olarak da çalışmayı yapabiliyor. Yani biz bu kütüphanenin içerisinden istediğimiz gibi 3 boyutlu bir objeyi tıklayıp istediğimiz bir yere koyabiliyoruz veya istediğimiz gibi bunları değiştirebiliyoruz. Sistem tabanının içerisinde ben herhangi bir şekilde geldiğimde objemi istediğim gibi buraya koyabiliyorum. Bu objemin altında da özelliklerini değiştirebiliyorum. En basit mantıkla anlatacak olursak. Şimdi 600'lük bir tane geldiğim zaman objemi direkt buraya koyabildim. Bu mantık baktığımız zaman içerisinde 3 boyutlu objelerle beraber bir objenin iki tane temel özelliği vardır aslında. Geometrik özelliklerinin yanında, yani en boy yükseklik gibi özelliklerinin yanında artı bir de bunun içerisinde mekanik özellikleri de barındırıyor. Mekanik özellikler dediğimiz şeyler nelerdir? Bunun ne kadarlık bir hava geçeceği veya hatta mekanik bir ekipman, biraz sonra yapacağım, mekanik bir ekipmanı koyduğumuzda o ekipmanın temel bütün verilerini biz direkt olarak görebiliyoruz. Bu iki boyutlu olarak, iki boyutlu gibi düşünmüş olarak yapılan bir çalışmanın
temel noktada baktığımızda bir ek olarak 3 volt aktarıldığını da görebiliriz. Şöyle bir örnek vereyim. Bayram ne dediğim zaman bize geniş bir template soruyor. Template dediğim nedir? Bir çalışmayı yaparken şöyle düşünün. Altlıktır bunlar. Şöyle düşünelim. Hangi ölçü tipinde AutoCAD'in içerisinde ne yapıyorduk? Biz layer'larımızı ayarlıyorduk. O layer'larda hangi layer'larla çizim yapacağımız gibi teknik veriler geliyordu. Autodesk Revit'in içerisinde baktığımızda bunlar ölçü tipinde benzer bütün özellikleri içeride tanımladığımızda template'ten de bunu kullanabiliyoruz. Bunun ana sebeplerinden bir tanesi de şu. Template dediğim aynı zamanda user friendly, kullanıcı dostu olan bir ekran gibi de çalışmak için de kullanıyoruz. Çünkü komut sayısı çok fazla oluyor ve ona göre şekilleniyor. Hangi kütüphanelerle bağlantı yapacağını da direkt olarak buradan ayarlayabiliyoruz. Bir örnekle şöyle gidelim. Nasıl bir çalışma yapıldığına bakalım. Normalde kat planlarıyla gidilir. Ben şu anda üretim için olan bir template'i açtım. İçerisinde plumbing var, HVAC var, normal elektrik var. Şunu direkt aklımıza şu gelebilir. Ya biz havalandırma sistemi kuracağız. Ama bunun içerisinde bütün altlıkların hepsi açık. Neden? Şimdi bakalım hemen. Normal sistem tabağa geldiğimiz zaman Revit'in 2023 versiyonu yayınlandı. Şu an sunumuzu biz 2022 versiyonuyla yapıyoruz. Daha yayınlanalı 2 günlük bir süreç. Onlara ileride sunumlar yaparız. Mekanik ekipmana girdiğim zaman mekanik bir ekipmana girdiğimde otomatik olarak benim mevcutta kullandığım kütüphanem geliyor. Mesela 900, bir tane fan coil koyalım. Fan coil'i gelip yerleştirdiğimiz zaman bu fan coil bir kütüphane objesi. Bu kütüphane objesinin üzerine baktığımızda hem piping yapabildiğimiz alanları hem elektrik alanını hem de giriş ve çıkışlarımızın bulunduğu havalandırma kanalı için kullanacak olduğumuz bütün alanları, daktlarımızı bağlayacak olduğumuz bütün alanları görebiliyoruz. Hemen buna bakalım. Bir de üçüncü düzlemde bakalım. Bizim objemiz böyle bir obje. Normalde çalışmaya başladığımızda sistematik olarak nasıl çalışıyoruz? Hemen ona bakalım. Örneğin biz ilk başta bir havalandırma projesine başladığımızda belirli odalarımız vardır. Bu odalarımızın içerisine direkt olarak terminallerimizin hangi noktada nerede olacaklarını belirleriz. Burada AutoCAD'den en büyük farkı şu. AutoCAD'de elevation dediğimiz bir kavram vardır. Yani ben 3 boyutlu bir objeyi veya 2 boyutlu bir objeyi çizim yapacaksam hangi yükseklikte çizim yapacağımı belirlerim. Buradaki objeler, her bir obje ayrı ayrı family mantığına göre düzenlenmiştir. Bu family mantığının altında da belirli sistematikler vardır. Bu sistematiklere bakacak olursak, örneğin benim bu kullanacak olduğum air terminallerim tavanda olduğu için tavana göre yapılmış olması gerekiyor. Bakalım hemen. Bunun içerisinde herhangi bir şekilde new family dediğinizde biz bu family dosyaları teker teker düzenleyebiliyoruz. Family template'lere baktığımızda genel template'imiz, mekanik ekipman template'i gibi, structural template gibi altında her birisi açık. Bizim objemizin duvarda mı olacak, yerde mi olacak, tavanda mı olacak gibi bütün özellikleri aslında burada girilmiş bulunuyor. Örneğin air terminalimizi tıkladığımızda air terminalimizin elevation'ı direkt olarak burada görebiliyoruz. Üçüncü düzlemde bakalım. Hemen baktığımız zaman şuradan yanda bakalım. Bizim air terminallerimiz burada. Bakın bunlar biraz daha aşağı kısımda. Bizim bu da yukarıda. Bu özellikle bakalım. Ben herhangi bir tanesine tıklayıp veri olarak şuradan yandan görelim. Veri olarak gelip elevation'ı değiştirdiğim zaman örneğin 250 diyelim, 251 veri girelim. Bunun yerinin direkt olarak değiştiğini görebiliyoruz. Yani farklı yüksekliklerde de bunu çalışabiliyoruz. Temel noktaya bakalım tekrardan. Şu eski haline getirdim ve burada geldim. Normalde sistem tabının içerisine girdiğiniz zaman herhangi bir şekilde DAT'a girdiğinizde sizin hangi sistematikte DAT'larla çalışacağınızı belirliyor. Örneğin ben Squareband bir T ile çalışacağım belirttim. Şurada dışarıda bir tane yapalım. Direkt olarak geldiğimizde bizim bu hava kanallarımızın içerideki
oluşturduğumuz kanallarımızın direkt olarak bu şekilde oluştuğunu görüyorum. Gelelim DAC'ta tekrar girelim. Bu sefer de diyelim ki Radius Friendly olsun. Yani şu köşelerine bakalım. Otomatik olarak bunun köşelerinin de yapıldığını göreceğiz. Burada bir detay şu. Tasarımı yapmak ile aslında en büyük, bu özellikle endüstriyel tasarımcılarla makine mühendisleri arasında havalandırma projesine direkt olarak projecilerle imalat kapısını çevirenler arasında belirli uyumsuzluklar var. Bunlar nasıl giderilir? Nasıl bir sistematikte bu yapılıyor? Onu da anlatacağım biraz sonra. Baktığımız zaman köşeler otomatik olarak geldi. Şimdi biz diyelim ki bu arkadaşa, ya biz buradaki oluşturmuş olduğumuz air terminalleri buradaki sistematiğimize bağlantı yapacağız. Disiplin olarak baktığımız zaman bu imalat mantığında düşünün, bu air terminallerin bağlantılarını yapacak olduğumuz yere bağlantılarını yaptıktan sonra bizim burada bir tek buradaki air terminallerin bağlantısı değil, aynı zamanda bunların boruların da bağlanması gerekiyor, elektriğin de bağlanması gerekiyor. Aslında bu yapı bilgi modellemesi dediğimiz sistematiği tamamıyla burada görebiliyoruz. AutoCAD'in içerisinde çizilmiş bir altlık olabilir, başka bir yazılımda çizilmiş bir altlık olabilir. Direkt otomatik olarak biz bunun içerisine link Revit diyerek, LinkedIn dosya olarak AutoCAD datalarını da direkt biz buradan alabiliriz. Burada bir detay daha, RVT datası alabildiğiniz gibi dışarıdaki dataları da direkt olarak alabildiğimizi söylemiştik. Autodesk'in şöyle bir mantığı var. Bütün sunumlarda tekrarlıyorum bunu. Adobe'u biliyoruz. Adobe PDF'ini bilmeyen yoktur. Telefonlarda her yerde açabildiğini görürsünüz ama PDF'in devreli datası olarak dönüştüğünü. AutoCAD datasının örneğin Adobe ürünlerinde baktığınız zaman Photoshop'un içinde açılabildiğini falan da görüyorsunuz. Bunu aslında şöyle düşünmek gerekiyor. Eskiden takas yöntemi vardı aynı mantıkla. AutoCAD'in elindeki formatlara baktığımız zaman DWG formatını diğerleri kullanabilsin diye normalde standart DGM, SAP gibi formatlar vardır. Autodesk'in ürünleri bütün yazılımlardaki hemen hemen formatlar alır. SolidWorks, CATIA, Inventor içerisinde alınabilir. Unigraphics, ProEngineering bütün datalar alınabilir. Biz aynı zamanda bu dataları direkt olarak da bunun içerisine altlık olarak getirebiliyoruz. Hemen buradan devam edeyim. Ben dedim ki bu air terminallerim aslında bir salonda olduğunu düşünelim. Şimdi duvar çizmekle uğraşmayacağım. Bir salonda olduğunu düşünelim. Bu alanın içerisinde geldim. Dedim ki ben bir DAC sistem kuracağım dedim. Bana şunları soruyor. Diyor ki sen bu sistemi kurduğun zaman besleme bir sistem mi olacak? Evet, besleme bir sistem olacak. Okey dedim. Okey der demez. Bana bunları bir grup haline getirdi. Dedim ki bu sistem ile birlikte bu ekipmanımı da kullanmak istiyorum. SRG2 Umut dediğim zaman artık bu sistemin içerisine direkt olarak bunu dahil etti. Buradaki havalandırma kanalının girişten itibaren başlayıp nasıl gelecek, nasıl dönecek, bunların hepsini nasıl bağlayacağım gibi bir şey düşünmeme gerek yok. Alt tarafta bana yapı olarak direkt alternatifleriyle beraber bunları sunuyor. Dedim ki evet, benim tasarımım bu şekilde bir tasarım şeklinde gitsin dedim. Finish dediğim zaman otomatik olarak ne yapacak bana? Buradaki sistematiğimi bağladım. Şimdi burada bir dert var. Derdimizin ne olduğuna bakalım. Dert şu aslında. Benim İki tane mantık olarak iki tane sistematikte hareket etmem gerekiyor tasarımı yaparken. Bunlardan bir tanesi nedir? Baktığım zaman normalde tasarımı yaptığımda ben bir havalandırma kanalı oluşturmaya kalktığım zaman bu kanalın içerisindeki değerliklere göre kanal çaplarının, kanal şebekesindeki kanal çaplarının değiştirilmesi gerekiyor. Bundan hesaplanması gerekiyor. Bu tarz şeyler var. Bakalım hemen. Hemen bir tıkladım. Dedim ki duct pipe sizing dedim. 5.1 ms'e göre burada sizing metotları değiştirebilirim. İstediğim sizing metoda göre bunu değiştir dediğim zaman bakın buradaki çıkıştan dolayı bunun yapılmadığını bana söylüyor. Bunu şöyle bir şey yapalım hemen. Baktığım zaman duct'ta çizerken geldim dedim ki böyle bir tane duct'ım var. Ben buradaki duct'ımın
Şuradan gelelim. Diyelim ki üzerine tıkladım. Özelliklerine baktığım zaman supply air olarak geliyor. Baktığımda 300'e 300'lük bir şey. Buna diyelim ki 500'e 500'lük bir şey olsun bu. 500'e 500'lük bir şey yapalım. Hemen ortadakini de değiştireceğim. Şunu da değiştireceğim. Buna da dedim ki bu da 600 600'lük olsun. 600 600'lük. Dedim ki buna geldim. Duck pipe sizing dedim. 5.1'e göre değiştir dedim. Otomatik olarak buradaki bağlantıları da bu devreye alıyor. Ne demek bu devreye almak dediğim şey? Ben herhangi bir şekilde bir objenin üzerine tıkladığım zaman, bir kanalın üzerine tıkladığım zaman kanalın üzerindeki şu son kısımda kalan bölümde nasıl yapıldığını belirliyorum. Ve bu kanalın tipinin nasıl olduğunu belirliyorum buradan. Bunu dairesel bir şeye çevir dediğim zaman, bunun üzerine geldiğimde, bunu dairesel bir şeye çevir dediğimde otomatik olarak aslında şuradaki alanların da bununla birlikte değiştiğini göreceğiz. Bakalım hemen. Geldim. Şuna gelelim. Bizim ne yaptık? Bizim buradaki alanlarımızın da bununla birlikte değiştiğini görebiliriz. Bakın, finansiyelde de geldim. Bu dedim ki medium radius olsun. Otomatik olarak bunun da değiştiğini görebiliyoruz. Aslında demek ki neymiş? Normal Inventor'da, SolidWorks'ta çalışanlar için söylüyorum bunu. Biz ne yaparız? Buradaki çapın olduğu yeri bir proje komutuyla bağlantı yaparız. Otomatik olarak bu da bu projekte bağlantılı olduğu için bir sweep mantığı gibi kullanırız. Bağlantılı olduğu için direkt olarak bunların değiştiğini görebiliriz. Bir tek bu mu? Yok, hayır. Bakalım hemen. Bizim bağlantı yaptığımızda aslında bütün her şeyin bir sisteme bağlantılı olduğunu görürüz. Sistem browser'ı açtığım zaman geldim dedim ki benim artık supply bir air'im var. Yani ben baktığım zaman bu supply air'da burada televizörlerimi görüyorum. Bunun aslında bir grup olarak çalıştığını görüyorum. Bakalım hemen. Diyelim ki gel buradan bunun üzerinde tıklayalım şuradan. Tıkladıktan sonra geldim dedim ki yine de gel arkadaşım sen burada da bir tane oluşturalım. Direkt olarak biz baktığımızda artık burada return'ün de oluştuğunu görebiliyoruz. Yani dönüşünde direkt olarak burada oluştuğunu görebiliyoruz. Mimari bir şeyde yani bir bol çizdiğim zaman bir duvar objesi, duvar öznesi çizdiğimde ben bu duvarın üzerinde baktığımızda neresinde gideceğini belirlemek istersen aynı şekilde dark kısmına gelip justification kısmından örneğin şuraya diyelim ki bu hayır bu şekilde gelmesin. Bu left'te olsun. Şu kısmı 250 bir şey olsun diyerek gittiğimde okey dediğimde artık ben bu duvar öznesinin ortasından tutup ben direkt olarak gel buraya buradan bu şekilde geleceksin gibi bir şey girdiğimde duvarın kenarında da direkt olarak bunları oluşturabiliyorum. Burada önemli noktalardan bir tanesi aslında tasarımı yaparken Revit mantığına baktığımızda tasarımı yaparken tamamıyla neye çalıştığını söylemiştik. Bir planımız var ve plandan sonra da kestlerimiz var. Yandan görünüşler gibi düşünün. Bu şekilde çalıştığımızı söylemiştik. Bunu bir level daha atlatalım şimdi. Aslında altında bizim burada çizdiğimiz bütün detayların üretim detaylarına da dönüştüğünü biliyoruz. Ne demek üretim detaylarında dönüşmek dediğim şey? Şöyle düşünelim hemen. Normalde DAC'ta geldiğinde gel arkadaşım buradan 21 binlik bir şey çizdim mesela. Bakalım hemen. Diyelim ki şunu sıfırlayalım. Yeni bir şey çizdiğim zaman tekrardan şey olmasın. Şunu da center'a çekelim. 21 binlik bir şey çizdim. Benim böyle bir üretim, yani bu kadarlık bir şeyi oluşturabilme gibi bir şansım yok. Aslında bize bir şey daha çıkıyor. Fabrication datalara geldiğim zaman bizim buradaki objelerimizi oluştururken direkt olarak aslında şöyle de oluşturabileceğimizi görürüz. Yani ben geldiğim zaman, evet arkadaşım sen geldin. Burada bir detayla çalışmak istiyorsun. Ama benim buradaki üzerindeki objelerimi direkt olarak design fabrication diyerek bunları direkt olarak değiştirebildiğini görürüz. İki tane şey var. Fabrication'ın kütüphanesi ile Revit'in kütüphanesi
birlikte çalışabiliyor. Hangi sistematikte olduğuna bakalım. Geldim dedim ki bunları direkt otomatik olarak buraya aktaralım. Kapattım. Şuna geldim. Dedim ki arkadaşım benim buradaki Design Fabrication tabına geldiğim zaman artık otomatik olarak benim buradaki tabımın yenilendiğini göreceğim ve ona göre hangi kütüphaneyle çalışmak istiyorsam ona göre değiştiğini göreceğim. Evet diyelim. Şuradan hatta yeni bir tane açıp direkt şunun üzerinde gitmeyelim. Bir saniye. Fabrication'a direkt bağlantılı. Şimdi bunun içerisinde artık bunu üretim datası olarak nasıl şekillendiririz ona gireceğim. İyi dedim. Örnek şöyle bir şey yapalım. Hemen. Sistem tabının içerisindeyim. Şöyle büyük bir şey yapalım. Şuna gelelim, bunu save'leyelim. İsim olarak verdim. Geldim dedim ki arkadaşım benim buradan da bir bağlantım var. Bu bağlantıda burayı özellikle böyle yapıyorum. Burada hatayı görelim diye. Baktığınız zaman düz olarak direkt tutabiliyorum. Bağlantım da bu şekilde gelsin bağlansın. Bunu yaptım. Dedim ki Application Part kısmını açtığımda Setting kısmına geldim. Setting kısmından dedim ki Revit'in MAP'deki metriyle gideceğim ve datlarla burada çalışacağım. Bunları attım buraya ve OK dedim. Şimdi otomatik olarak benim buradaki kısmın geldiğini görüyoruz. Bunun bu kadar uzun bir şey yapabilme şansım yok. Geldim dedim ki direkt olarak bunu koydum. Objeyi koyarken iki yan tarafında bunun mavi renkli olduğunu, bunun da siyah olduğunu görüyoruz. Direkt olarak bağlantıları bu şekilde snap noktalarda tutarak yapabildiğini görebiliriz. Normalde ne yaptık? Normal koşulda baktığımızda biz üçüncü düzlemde ise bir work plane mantığı var. Biz direkt olarak Z düzleminde burada herhangi bir kanalı çizemediğimizi görürüz. Lakin baktığımız zaman biz fabrication data ile geldiğimizde prediksiyonu oluşturmaya kalktığımızda burada space tuşuyla bunun yönlerini değiştirebiliyorum. Direkt olarak biz tasarımımızı yapabildiğimizi görürüz. Yani üçüncü düzlemde de direkt olarak burada çalışabiliyoruz. Peki şöyle diyelim, bunu çektiğim zaman, boyut olarak çektiğim zaman bunu istediğim gibi bir boyuta da getirebiliyorum. Fakat burada şöyle bir şey diyelim, bizim oluşturduğumuz mevcuttaki kanalları, kanal yapımız varsa bu kanalların üzerinde ne yapabiliriz? Bu kanalları seçtiğimizde şunu diyebiliriz, Design to Fabrication'a girdiğimiz zaman 300'e 300'lü kanallarımızın olduğunu görüyoruz. Okeylediğimizde bu kanalların tamamıyla üretimdeki detaylara göre çıktığını direkt olarak biz gözlemleyebiliriz. Üretimdeki detaylarla, üretim için yapılmış bir şeyle tasarım için yapılmış bir şeyin arasındaki en büyük fark nedir? Buralardaki bütün bağlantı noktalarının direkt olarak şekillendiğini görebiliyoruz. Şimdi bakalım, biz normalde bir havalandırma kanalını tasarladığımızda tasarımı yaptıktan sonra bunu ikinci bir kişi tamamıyla üretim datasına dönüştürmesi gerekiyor. Otomatik olarak biz bunu burada şekillendirebiliyoruz. Peki üretim yapılacaksa, üretim datasına dönüştürülmüşse ana şeyimiz nedir? Objemizi seçiyoruz. Diyoruz ki export to job file. Dedim ki burada örnek bir şeklinde bir tanımlama yapalım. 11 tane fabrication partımızın direkt olarak dönüştürüldüğünü
görebiliyoruz. Burada kütüphane geniş bir kütüphane. Bu kütüphanenin içerisine eklemeler de yapabiliyoruz. Yani biz hangi tipte bağlantı yapacaksak direkt olarak bunları da ekleyebiliyoruz. Fabrication data'nın içerisine geldiğimiz zaman biraz önce biz dedik ki şu değiştirme, örnek bir match diye bir dosya oluşturduk. 11.03'te oluşturduğumuz dosya. Aç diyelim. Bunu açtığımız zaman içerisindeki bütün parçaları ayrı ayrı teker teker bize çıkartıyor. Yani senin bu parçan buymuş. 600'e 400'lük bir şeymiş. Tekrar bakalım şimdi. Ben üzerindeki bütün parçaları ayrı ayrı datalar şeklinde direkt olarak çıkartabiliyorum. Bu dataları ben üretime tekil tekil de verebilirim. Çoklu olarak da verebilirim. Şimdi bakalım tekrar open dedim. Ne yaptım? Hiçbir şey yapmıyorum. Örnek 1'e geldim. Aç dedim. Örnek 1 açılır açılmaz bana otomatik olarak bunun içerisindeki bütün itemlerle beraber, item loss'uyla beraber bunlar çıktı. Saç kalınlıklarına baktığı zaman da standart. Revit'in içerisine geldiğimizde bir kanalın üzerine geldiğimiz zaman bu kanalın üzerinde Fabrication Export diyerek direkt bunu atabiliyoruz. Job file'ları direkt olarak buradan işleyebiliyoruz. Normalde baktığımızda bizim buradaki ana amacımızın tamamıyla şu olması gerekiyor. Analiz tabının içerisine geldiğiniz zaman Shadow Quality seçeneğine girdiğinizde ben buradaki datları direkt otomatik olarak şunların hepsini alayım hatta. Bunlar Properties menünün içerisindeki kısımlar. Ben bunun içerisindeki bütün datları şu anda sadece şeyler alıyor. Fabrication'a çevrilmemiş olan datlar alıyor. Bunların üzerinde hangi family type'ın içerisinde, bunların size'ları nelerdir, bunun üzerindeki uzunluklar nelerdir gibi bütün parametreleri alabiliyorum. Bizim buradaki hangi sistemin içerisinde kullanıldığı gibi, bizim buradaki bütün parametrelerimiz aslında baktığımız zaman üretim datasının içerisine de direkt olarak eklemlenebilmekte. Yani ben artık gelip burada şunu dersem, bütün buradaki dataları al. Bu datalar Revit'in içerisinden geldi. Bu datalara göre de baktığım zaman şuradan geldim. Şuraya kadarlık bir şey. Data bu. Save job diyelim şuna. Öncelikle save'leyelim. Bu dataların üzerinde ayrıca işlem yapmak istiyorum gibi bir şeyle gidersem direkt olarak bunu da yapabilirim. Nesting ile de otomatik olarak bunu çıkartabiliyorum. Şimdi bir diğer şey, biz obje olarak baktığımız zaman burada geniş bir şekilde kütüphanemizin ayrı ayrı detaylandığını görüyoruz. Yani biz bunun içerisinde oluşturmuş olduğumuz bir database'imiz varsa bu database'in içerisindeki objelerimizin istersek ölçülerini de direkt olarak değiştirebiliriz. Yani manuelde ben üretim için bir data direkt olarak oluşturabilirim. Örneğin şöyle bir şeyim var. Benim buradaki değerliklerim var. Bu ritim 650 bir değerlik olsun. Burası 500 olsun dediğinizde bunu database'e de direkt olarak ekleme yapabiliyoruz. Evet'ten devam edelim. Geldim. Dedim ki file'den mi dedim. Şöyle bir örnek yapacağım. Basit bir örnek kafamıza oluşsun diye. Geldim dedim ki İngiliz sekmesine girdim. Sistemden GB Revenue'ya geldim ve okey dedim. Bakalım hemen. Dedim ki burada setting sekmesine girdikten sonra dedim ki bu MAP'nin kısmı DAC'lara geldim. Bunlara at dedim. Okey dedim. Okey dedikten sonra da geldi. Bana bunlar oluştu. İş kolaylık olsun diye bana tekil tekil buradan gelip tutmak yerine sistem tabının içerisinden geldim. DAC'ta geldim. Dedim ki gel arkadaşım şöyle bir tane oluşturalım. Bu bir. Hatta geldim aynı şekilde. Dedim ki buradakine şu karbent dedim. Şu köşesi özellikle değişsin diye yapıyorum bunu. Şöyle kanalım var. Buraya geldim. Bu kanallarımı seçtikten sonra. Dedim ki bu kanalın içerisinde bana şuradaki sistematik olarak baktığım zaman şuna geldim. Direkt olarak show late when dediğim zaman bana bu kanalın fittinglerinin, şu fittinginin
uyumlu olup olmadığını gösteriyor. Şimdi bakın, bunu seçtim. Bir tanesini seçtim. Ben dedim ki, bu flanş kısmı hayır böyle değil. Ben bir şekilde üretime göre gelsin dedim. Direkt olarak bunu çevirebildim. Biz gelip burada şunu yapabiliriz. Ben bu dataya geldiğim zaman bu datanın içerisinde istediğim gibi artık istediğim bir tanesini seçip bunu cap end dedim. Bunu kapattım. Bu kısmı kapattım. Tasarımımızı bu şekilde gidebiliyoruz. Kanal içerisinde baktığımızda sistem inspektöre geldiğimiz zaman da inspect et dediğimde bunun akış yerini görebiliyorum. Buradaki basınç kayıtlarına kadar bunları direkt olarak izleyebiliyorum. Ve tasarımımı buna göre şekillendirebiliyorum. Şimdi analiz tabunun içerisine geldiğiniz zaman normalde basınçlara göre de DAC'ın raporlamalarını çıkartabiliyor. Çıkart diyelim şunları. Şöyle atalım direkt buraya. Generate diyelim. Deneme olarak bunu kaydedelim. Deneme olarak kaydettikten sonra da direkt olarak şu şekilde bana çıkarttı. Yani sen burada hangi DAC'ı kullanıyorsun? Bunun içerisindeki hangi eşi standartlarına göre kullanıyorsun gibi temel bütün özelliklerin hepsini biz burada direkt olarak alabiliyoruz. Burada önemli olan detaylardan bir tanesi de biz buradaki basınç kaybına göre hesaplamayı yaptığımızda biz bu kanalların bütün özelliklerini de aynı şekilde değiştirebiliriz. Yani bunlar teker teker unsur bazlı çalışan elemanlar. Bunlar teker teker unsur bazlı çalışan elemanlar. Sistem tabuna girdiğimiz zaman sistem tabunun içerisinde biz buradaki bütün fitting elemanları, aksesuarları her şeyle beraber direkt olarak görebiliyoruz. Aynı zamanda bizim herhangi bir şekilde bir air terminali koyduğumuz zaman bu air terminalin üzerine gelip mesela tıkladığımda bunun bağlantısı için üzerine tıkladığımız zaman şuradaki artıya geldik, gördük. Bunun bağlantısını direkt olarak buraya bağladığımızda nasıl bir bağlantı yapılacağını da belirleyebiliyoruz. Şöyle yapalım hemen. Sistem tabından diyelim ki flexible bir DAC'la gelelim. Buradan gelsin. Buraya bağlayalım dediğimizde direkt olarak bu bağlantının gerçekleştiğini görebiliyoruz. Şimdi bakalım. Bizim buradaki bağlantımız gerçekleşti. Dedik ki buradaki objeyi seçtik. Design Fabrication kısmına girdik. Design Fabrication kısmında bize İki tane alan sordu. Hangisiyle gideceksin? Birle mi, ikiyle mi? İkisiyle beraber seçtim ben. Dedim ki okey. Şuradan tıkladım. Finish dedim. Buradaki benim detayımı aldı. Buradakilerin hepsini yani şu flexible haricindekini üretim datası haline getirdi. Üretim datası haline geldikten sonra ben istersen buradaki köşeyi tutup bunu değiştirebilirim. Redüksiyon şeklinde git diyebilirim. Geldim dedim ki şuradaki objeye tıkladım. Şu kısma kadar gelsin. Bu kısma da geldim. Export to job dedim. Dedim ki deneme 25 şeklinde gideyim. 10 taneyi aldı dedi. Fabrication içerisine geldim. File'den şunu kapatalım. Şunu da kapatalım. File'den open job dedim. Deneme 25'e geldim. Yes dedim. Buradaki deneme 25'im geldi. Buradaki objelerim seçildi. Otomatik olarak nesting hale getir dedim. Bunları bana bir nesting sayfasının içerisinde direkt olarak yerleştirdiğini görebiliyoruz. Sırf burada saç kalınlıklarına göre bütün projeyi yaptığınız zaman ayrı ayrı saç kalınlıklarına göre de bunları şekillendirebilir. Bakalım hemen. Birinci nesting alanım benim buymuş. Bunları istediğim gibi taşıyabilirim, oynayabilirim. Biz burada bu nesting ile ilgili kısımda aynı zamanda kendin olarak bir, eğer ki makineyle uyum konusunda post proses işlemi gerekiyorsa onları da şekillendirebiliyoruz. Otomatik olarak burada bir nesting data haline getirdi. Bunu da aynı zamanda eğer biz kendimiz yapıyoruz, bunlar DSF olarak verilsin gibi bir mantalite varsa direkt olarak DSF olarak da bunları aktarabiliriz. Write LC dediğimiz zaman lazer kesim, sujeti gibi kesimlere de bir LC kod da direkt olarak buradan
çıkartılabilmekte. Yani biz bir ENC kodla buradan direkt dışarıya çıkartabiliriz. Reddit'in içerisinde oluşturmuş olduğunuz bir sistematiğe baktığınız zaman biz hep dedik ki aslında ana amaç biz burada bunu oluşturduğumuzda üretim datası olarak dışarıya aktarmak ve buradaki oluşturmuş olduğunuz bir objenin de nelerini görmek, biraz önce gösterdiğim gibi şuradaki gibi shadow'larını görebilmek. Şimdi bu önemli bir detay. Normal koşullarda biz dışarıda genellikle şu şekilde çalışıyorlar. Sağcılar var, belirlenmiş bir kütüphane var. Bu kütüphanedeki dataların da yazılımlarla uyumunun sağlanmasını istiyorlar. Bu bir tek saç parçalar için değil, aynı zamanda kullanmış olduğunuz herhangi bir sistem içerisinde kullanmış olduğunuz bir ekipman varsa buradaki ekipman içinde geçerli. Adet ve benzeri şekilde buradaki ekipman içinde geçerli. Bir sizler eğer bir ERP yazılım kullanıyorsanız şayet bu ERP yazılım içerisindeki her bir objenin ayrı ayrı bütün kodlarıyla beraber Revit'in içerisindeki sistematiğe uyum sağlamasını da sağlayabiliyoruz. Bu neden önemli? Önemli olması şundan kaynaklı. Bizim burada oluşturmuş olduğumuz bütün bu parametrelerin hepsi ilk başta gösterdiğim the base mantığına göre hareket ediyor. MDB bütün Autodesk'in kütüphanesi, AutoCAD Mechanical içinde geçerli bu, elektrik içinde geçerli bir the base kütüphaneye bağlı. Biz bu verileri alıp yazılımlar içerisinde direkt olarak konuşturabiliyoruz. Peki bizim bunun içerisinde Revit'in içerisinden alıp bir nesting işlemi için dışarıya atabildik. Burada önemli şeylerden bir tanesi de Revit'in içerisinde oluşturmuş olduğunuz herhangi bir 3 boyutlu datayı direkt olarak Autodesk Inventor içerisine de atabilmeniz. Ben direkt olarak bu datayı sevmediğimde, kaydettiğimde mesela benim bilgisayarın üzerindeki desktop'un üzerine kaydedelim. A15 olarak bir data olarak kaydettim. Autodesk Inventor içerisinde baktığımızda artık Open dediğimizde biz gerçek anlamda biraz önce söylemiştim ana sebeplerini. Biz aynı Adobe'un PDF'i gibi AutoCAD DWG dosyasını diğerleri kullanabiliyor. Bizler de adamların bütün yazılımlarını açabiliyoruz. Yani Rhino, ProEngineer, MX datası, bütün dataların hepsi açılabiliyor. Autodesk Revit'in içerisinde de oluşturulmuş olan bir datayı biz direkt olarak Inventor içerisinde de kullanabiliyoruz. Autodesk Revit'te oluşturulmuş bir datanın Inventor içerisinde kullanılabilmesi demek nedir? Inventor bir üretim yazılımıdır. Bunun içerisinde oluşturulmuş olan bir saç parçayı AutoCAD'deki mantığı göstermiştim. Export'ta patlattığında aslında bütün kenarlarını bir yüzey olarak görüyor. O sayede de fabrication gibi bir şeyde bu şekilde bir açılım alıyor. AutoCAD Mechanical'da oluşmuş obje, Electrical'da oluşmuş obje, bütün aklınıza gelen AutoCAD objelerini Revit'in açabildiğini söylemiştim. Bu Plan 3D içinde geçerli, MAP içinde geçerli. Inventor yazılımı da bütün üretim dataların içerisinden direkt olarak verileri direkt olarak alabiliyor. Bakın şimdi, biz bunun içerisinde datayı almaya kalktığımız zaman bir montaj model gibi mi alasın veya referans bir model gibi mi alasın gibi detayları görebiliyoruz. Biz datayı, RMT bir datayı direkt olarak içeride alıp bu datayı gerçekten de Autodesk Inventor'ın içerisinde oluşturulmuş bir data gibi kullanabiliyoruz. Bunu her birisini ayrı ayrı, flex hatları her birisini ayrı ayrı datalar olarak içeriye alabiliyor. Bir diğer avantajlı noktası aslında en önemli şeylerden bir tanesi bu. Autodesk Inventor dışarıya extract yaptığımız zaman bir sheet metal mantığı da içerisinde yer alıyor. Yani ben bir tane new obje dediğim zaman sheet metal özelliklerini kullanabiliyorum. Saç parça özelliklerini kullanabiliyorum. Bütün bu kullandığımız saç parça özelliklerine göre yaptığımız dataları biz Revit'in içerisinde alıp kullanabiliriz. Burada artılardan bir tanesi aslında şöyle başlıyor. Sistematik olarak baktığımızda Revit'te oluşturduğunuz bir havalandırma projesini
2D'yi 3 boyuta hızlı bir şekilde geliştirebiliyoruz. Biz bu projeyi direkt otomatik olarak alıp üretim datası haline dönüştürebiliyoruz dedik. Üretim datasına dönüştürdükten sonra da biz o dataların üzerinde numaralandırma ve benzeri bütün özellikleri yapabildiğimiz gibi bir BOM liste alabiliyoruz. Şimdi ayrıntı şurada başlıyor. Autodesk Revit tarzındaki yazılımlar üretim yazılımları olmadığı için bu yazılımların içerisinde oluşturulan bütün yapı tamamıyla yani bizim Inventor'daki, SolidWorks'teki, CATIA'daki, Unigraphics'teki gibi Extrude Mold gibi konular, temel mantıklar içerisinde çok basit şekilde yer alıyor. Fakat Inventor içerisinde oluşturulmuş olan bir datayı bizler direkt olarak Revit'in içerisine alma noktasına geldiğimizde veya Unigraphics'ten CATIA'dan alma noktasına geldiğimizde burada önemli bir detay var. Bu detay nedir? Bakalım. Biz Inventor içerisinde oluşturmuş olduğumuz bir datayı, bu bir family data diyelim ki, şöyle bir şey yapalım. Bir family data gibi düşünelim. Okey diyelim. Bu dataya geldiğimiz zaman normalde biz bu datayı direkt olarak çevirmemiz gerekiyor. Yani baktığımız zaman benim bu data içerisinde oluşturduğum bütün şey environment segmentisine geldim. BIM component dedim. Bir BIM obje haline dönüştüreceğim. Bunun X, Y, Z'sinin belirlenmiş olması gerekiyor ve konnektörlerin atanmış olması gerekiyor. Ben buraya bir pipe konnektör olarak atamaya kalkarsam şayet sistemim ne olacağını belirleyerek Inventor'la Revit'in direkt olarak birbiriyle konuştuğunu görebiliriz. Yani ben burada oluşturmuş olduğum bir datayı sadece yalnız düzlemsel objeler. Yani ben burada bir radius yaptım. Çok değişkenli bir radius yaptım. Veyahut da geldim. Gerçekten de bu objeyi üzerinde normal Inventor'daki üretim detayının içerisindeki swap komutunu kullandım. Loft gibi komutları kullandım. Aldığımda Revit bunu direkt açamaz. Basitleştirilmiş olarak objeyi oluşturduğunuz zaman export dediğinizde bunu örneğin bunu direkt olarak baktığınızda kaydedebiliriz. Ve şöyle yapalım, save'leyelim bunu. Bir RFA datası veya ADSK bir data veya IFC bir data olarak bunu dışarıya aktarabiliriz. Bunu kaydettiğim zaman desktop'un üzerinde bunu direkt olarak Revit'in içerisinde kullandığımda benim artık şuradaki kısmımın pipe bir konnektörle bağlantı yaptığını göreceğim. Yani Revit'te Inventor'ın buradaki konuşmasına baktığımızda Revit'teki bütün datayı Autodesk Inventor içerisine alabilirsiniz. Inventor'da sadece basitleştirilmiş olan modelleri diğer tarafa alabilirsiniz. Bir raporlama çıkartıyor bize. Benim browser'ın yan taraf açıldığı için buradan göstereceğim. Benim artık burada 3D modelimin olduğunu, domestik bir sıcak suyla ilgili bağlantı yaptığım bir Python vektörünün olduğunu direkt olarak görüyorum. Ve bunu ADSK bir part olarak aldım. Dışarıdan içeriye Revit'in içerisinde de bunu kullanabilirim. Kafamızda takılacak olan sorulardan bir tanesi şu. Peki ben AutoCAD'in içerisinde yaptığım line'larla çizdiğim AutoCAD'te daha önceden oluşturduğum bir projem var. Bu projenin içerisindeki bütün dataları dışarıdan içeriye Revit'in içerisine alabilir miyiz? Üç boyutlu datalar olarak alabilir miyiz diye sorulduğunda AutoCAD'in MAP'si ile çizilmiş olan herhangi bir kanal ve benzeri varsa bunları direkt dışarıdan biz attığımızda her birisinin içerisinde ayrı ayrı bir layer sistematiğinin içerisinde olduğunu görürüz. Revit, AutoCAD tabanlı yapılan bütün yazılımlardaki layer mantığını direkt olarak görebiliyor ve içeriye biz bunu alabiliriz. Aynı şekilde dediğim gibi Plan 3D'den de alabiliriz. Diğer yazılımlardan da içeriye Revit'in içerisinde bunu kullanabiliriz. Burada en önemli detaylardan bir diğeri ise şu. Peki geniş bir kütüphanesi var mıdır? Hep yıllardan beri şey söylenir, işte bir kütüphane mantığından bahsedilir. Evet, içerisinde geniş bir kütüphane var. Firmanızda kullanmış olduğunuz, bizlerin aynı zamanda kendi olarak yaptığımız bir yazılım da var. Bu yazılım sayesinde kendi hangi yazılımdan olursa olsun, SolidWorks, Inventor, CATIA, Projection ne olursa olsun, buradaki ekipmanlarınızı otomatik olarak
hiçbir data kaybı olmadan. Çünkü biraz önce söylemiştim, Inventor'da yapabilmeniz için evet bu şekilde kütleler şeklinde bunları oluşturursunuz, içeriye alırsınız. Bir zaman gerçekten de sizin datanız şekli olan bir datayı BIM obje haline dönüştürebiliriz. BIM obje haline dediğim nedir? Revit içerisinde kullanılabilir bir obje haline bunu dönüştürebiliriz. Şimdi bir diğer nokta, kütüphane dediğimiz zaman biz burada MAP content'i göreceğiz. MAP content'in içerisinde direkt olarak oluşturulmuş datalar var. Biz bu dataları direkt alıp kullanabiliyoruz. BIM object gibi firmalar da var. Biz buradan istediğimiz bir datayı üzerine tıkladığımızda download diyerek indirerek kullanabiliriz. Yani Mitsubishi'nin kütüphaneleri, aklınıza ne geliyorsa bütün kütüphaneleri buradan kullanabiliriz. Siz şöyle bir şey yapıyorsanız, şayet üreticiyseniz, yani biz bunları yapıyoruz, bunlar için bir kütüphane oluştur. O zaman da biz kendim olarak aynı burada MAP Content Browser'da olduğu gibi sizin firmanıza ait bir kütüphane oluşturup Revit kullanıcılarına da, yani siz kendi firmanızda kütüphanenizi alıp dünyanın şu lokasyondaki, şuradaki Revit kullanıcılar veya benim Bayram'daki kullanıcılar kullansın dediğiniz zaman onlara da kullandırabiliyoruz. Kafamızda oluşması gereken ana şey şu aslında. Aynı AutoCAD'deki gibi, AutoCAD'in içerisinde 2 boyutlu tasarım yapar gibi içerisinde parametreler eklenebiliyor. 3 boyutlu objeleri içerisinde eklenmiş olan parametrelerin bütün çıktılarını alabiliyoruz. Bunlarla ilgili biz analizler yapabiliyoruz. Bağlantıların arasında kopukluklar varsa bunların analizlerini yapabiliyoruz. Eğer oluşturulmuş olan lokasyonda odalar varsa, kaç insan yaşıyor burada, bunun olması gereken değerlikleri nedir gibi bütün özellikleri girdiğimizde direkt olarak bunun tasarım yapılmasını sağlayabiliyoruz. Bir diğer özellik, Revit'le birlikte Dynamo kullanılabiliyor. Yani bizler sizlerin Dynamo içerisinde hızlı bir şekilde tasarım yapmasını da sağlayabiliriz. Dynamo'da nasıl scriptler oluşturması gerektiğiyle ilgili temel konularda sizlere yardımcı olabiliriz. Zaten bunların hepsini de direkt olarak eğitimlere de veriyoruz. Bizim müşterilerimiz noktasındaysanız zaten bunlarla ilgili teknik destekler de sağlayabiliyoruz. Benim en son söyleyeceğim, bunlarla ilgili firma olarak sizler detaylı bir sunum isterseniz sizlere detaylı bir şekilde sunum da yapabiliriz. Korku noktasında baktığımızda evet, sizlerin tasarım olarak oluşturduğu objeleri havalandırma için üreticilere gönderdiğiniz zaman adamlar yeniden bunun üzerinde komple değişiklikler yapıyorlar. Gerçek anlamda bir projede üretim datasıyla tasarımdaki datanın farklılığını görüyorsunuz. Revit'in içerisinde çok basit birkaç tane tuşu kullanaraktan CAMDAC'la birlikte direkt üretim datası haline bunları dönüştürebiliyorsunuz. Hatta ve hatta dediğim gibi NC kodları dahil olmak üzere bunların direkt olarak çıkartabiliriz. Buraya kadar sorusu olan var mı? Soruları cevaplamaya başladım bir yandan. Gürizar, yardımcı olursan, sorular varsa. Hemen kontrol ediyoruz. Metin Bey bir soru sormuş. Revit'te oluşturulan dairesel kanallarda dirsek yarıçapı default olarak 1D gelmekte. Biz bunu default 1.5 gelmesini istiyoruz. Aynı istek MAP kütüphanesi için de uygulanabilir mi diye bir sorumuz var. Aynı istek MAP kütüphanesi için de uygulanabilir. Metin Bey'lerle zaten bir çalışma yapıyoruz. Normalde bütün o dirseklere baktığınız zaman kendi içerisinde şöyle gösterelim. Biz bir rediksiyona geldiğimizde şu kısımda rediksiyon otomatik olarak bunları gerçekleştirebiliyor. Rediksiyonun elbağına geldiğimiz zaman biz burada kullanacak olduğumuz bir rediksiyon yapmaya kalktığımızda bu rediksiyonun altındaki özellikleri direkt olarak edit type dediğimizde bunun type'ını ve bunun içerisindeki bütün köşelerle beraber değiştirebiliyoruz. Her bir family, içeride kullanmış olduğumuz
her bir family, normalde bir objeye tıkladığınız zaman bunların her birisi bir family'dir. Edit type dediğimiz zaman bunları üzerinde ana dataları görebiliriz. Biz burada kendimizde bir family dosya oluşturabiliriz. Yani create diyerek bir family direkt olarak oluşturabiliriz. MAP için de aynısı geçerli. Hatta MAP'de AutoCAD'de blok mantığı biraz daha kolay. Tek yapılması gereken şey direkt olarak baktığımızda içerideki o blok yapının içerisindeki MDB yapıya ulaşabilmek. Teşekkür ederiz. Yine aynı kişiden bir soru daha var. Kanal açılımları kaynak payı mıdır diye sordu. Kaynak payıdır, evet. O kaynak paylarını da direkt olarak ayarlayabilirsiniz. Fabrication içerisinde, CAMDAC içerisinde baktığınız zaman ilk başta nest ayarlarına geldiğinizde şöyle göstereyim, open dedim mesela. Şu örneğe tekrar açayım. Nesteyim. Şunlara geldiğiniz zaman otomatik nesting işlemine girdiğinizde bu kısımda genel nesting ayarlarının hepsini yapabiliyorsunuz. Ne kadar olsun? Otomatik stitch yapısı mı? Birden fazlasını, hatta 10 tane plaka verdim. Bir plakamız var. 10 tane saç var. Bu saçların arasındaki bağlantılar, içerisindeki kaynak kısmı, bütün bunların hepsi döndürülüp döndürülmeyeceği gibi bütün kısımlar ayrı ayrı ayarlanabiliyor. Bir de sunum içerisinde bir MAP content'ten bahsetmiştim. Bu kütüphaneye nasıl... Mail adresini atarsa biz nereden indireceğine ilgili hemen bir şey yapabiliriz. Tamam. Soran kişi mail adresine yönlendirebilirse kendisine iletim sağlayabiliriz. Bir de şöyle bir şey var. Mechanical template içerisinde PDF import ettiğimde içeri alamıyorum. Manage imported files ekranında görünüyor ama ben göremiyorum yazmışlar. Süper. Hangi versiyon kullandığı, Umut Bey'in hangi versiyon kullandığı önemli orada. Birincisi şu, PDF'ler içerisindeki PDF'in, PDF dediğimiz şöyle düşünün arkadaşlar, direkt şöyle bakalım. Normalde bir şey olarak algılanıyor. Bu diğer şeyler için de geçerli olduğu için böyle göstereceğim bunu. Normalde baktığınız zaman en bilinenden başlayayım ben. Substep'e geldiğimiz zaman STP, STE, STP, STEP, STPZ veyahut da STN, STNA, STNB gibi ayrı ayrı görüyoruz. Aynı şekilde PDF'te de geçerli bu. PDF'in de versiyonları var yani. Ayrı ayrı versiyonlar gibi düşünün. Ve içerisindeki boyutu var. Umut Bey bize hangi versiyonu, yani Revit'in 2022'sini mi kullanıyor, 21'i mi kullanıyor, onları belirtirse veya bize mail adresini birazdan paylaşacağım, direkt PDF atarsa bağlantı kurup ona bakabiliriz. 2020 ve 2022'de demin ikisinde de olmadı. İçerisinde PDF'ten kaynaklanıyordur o. PDF'in içerisinde direkt versiyonu görmek gerekiyor. Tamam. Tamam Umut Bey. Umut Bey'e şey yapalım. Umut Bey'e direkt o architecture template'i görebilirsiniz. Mechanical'da göremezsiniz. Evet, içerisinde boyuttan kaynaklanıyor, içerisindeki özelliklerden kaynaklanıyor. Beraber bakalım onu. Bağlantı kurarız bilgisayarımıza direkt. Mail adresini paylaşılırsa direkt şey yaparız. Firma isimleri var zaten. Başka sorular var mı arkadaşlar? Bugüne kadar Inventor ve Mechanical ile kanal projelerini oluşturdum. Revit ile bunu neden yapmalıyız? Genel kültür sorusu olmuş. Şimdi şöyle düşünelim. Autodesk Inventor içerisinde kanalları oluşturduğunuz zaman bir sheet metal mantık var demiştim. Dedim ki şöyle düşünün mesela. Autodesk Inventor'ın içerisinde siz kanalları ve benzerini oluşturmaya kalktığınız zaman sheet metali kullanıyorsunuz. Sheet metalin içerisinde oluşturduğunuz objelerin her birisi aslında normal imalatta kullanılacak bir saç parçadan başka bir şey değil. Yani biz burada bir tane parça oluşturduk. Bu kullanmış olduğumuz bizim parçamız. Bir face yaptım şöyle. Flash'a da geldim. Dedim ki burası bu şekilde gelsin. Burası böyle gelsin. Bu bir saç parça. Bunun içerisinde Inventor'daki parçamıza baktığımız zaman herhangi bir iProperties'ine girdiğimizde bu parçanın herhangi bir şekilde mekanik bir verinin olmadığını görürüz. Malzeme hariç. Fiziksel özelliğini görürüz. Başka da hiçbir şey görmeyiz. Revit'in içerisinde oluşturduğunuz bir kanalı
mekanik özelliklerini görürsünüz. Bu mekanik özelliklerle birlikte çalıştığını görürsünüz. Yani analiz yapılabilir. Bunun içerisindeki mekanik özelliklerin raporları çıkabilir. Ne kadarlık bir içerisinden hava geçiyor? Hangi çaptan ne kadar kullandım? Bunlar hangi sistemin içerisinde kullandım gibi bütün veriler gider. Inverter'da alt montaj şeklinde yapabilirsiniz ve benzeri ama buradaki sistem çok daha farklı ve aynı zamanda en büyük avantajının bir tanesi de Revit'in içerisinde kullanmış olduğunuz hava kanalını siz BIM sistemin içerisinde ekleyebilirsiniz. Adam bir tane binayı yaptı, binanın içerisinde havalandırmayı yaptı. En büyük sorunlardan bir tanesi, yok bu duvarla çakışıyor, yok başka bir şeyle çakışıyor. Veyahut da Inverter'da siz yaptığınızda altta başka bir kağıtta odanın alanını hesap etmeniz gerekiyor. Ne kadarlık bir alana soğutma yapacak gibi hesapları kullanmanız gerekiyor. Biz bunların altlıklarını hep Revit'in içerisinde aldığımız için de bizim için bir avantaj sağlıyor. Bizler zaten şöyle düşünmek gerekiyor. Eskiden benim 90-95'ten beri Autodesk ürünlerini kullanıyorum. Birçok farklı farklı firmanın ürünlerini kullanıyorum. Hep sistematiği aynı mantıkta kurgulamaya çalışıyorum ben. Diyorum ki bu yazılımı yapanlar bilgisayar programcıları olarak görürler hep. Ama onlara alt detayı verenler üretimciler. Yani gerçek anlamda mühendis, teknik ressam, mimar, tekniker neyse o tasarımı yapan kişilerden almış oldukları verilerle bu yazılımı yapıyorlar. Ben de yazılımdan hep üretim için niye bekleriz? Bu noktada yaklaşıyoruz. Ha, bunun içerisinde, yazılımın içerisinde eksikler varsa, firmalara göre özelleştirmeler varsa, biz kendim olarak da zaten o tarafa doğru kanalize olmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki evet firma bu kanal yapılırken kendine göre şöyle bir şey istiyor. Buna nasıl bir çözüm getirebiliriz? Veya bu işi otomatik nasıl yapabiliriz? Veya firma atıyorum Netsis kullanıyor. Veya başka bir ERP yazılımı kullanıyor. Bunu nasıl entegre edebiliriz? Firmanın elinde kütüphaneyi nasıl aktarabiliriz gibi değişik şeyler varsa da çünkü bütün dünyaya açılmış şeyler bunlar, yazılımlar. Eklentiler varsa da ona göre gideriz. Her yeni yurt içi farklı dedikleri gibi gerçekten de özellikle bu Türk firmalarda çok daha fazla kendilerine göre bir iş şekilleri var. Biz kendim olarak da diyoruz ki o kendilerine göre iş yapış şeklini terzi usulü Autodesk yazılımlarını birleştirip nasıl yapılabilir? Bunlarla ilgili de yazılımlar geliştirmeye çalışıyoruz. Başka soru var mı? Şu anlık başka bir sorumuz yok gibi duruyor. Serkan Duran'ın sorusunu cevapladık mı? Evet, bir soru daha var. Şu anda geldi. Inventor'da kanallarda malzeme ağırlıklarını alabilmekteyiz. Fiyat oluşturabilmek için avant proje oluşturup malzeme maliyeti oluşturmak uzun sürmekte. Revit bize avant proje hazırlığını kısaltabilir mi? Kısaltabilir. Şöyle düşünün, Inventor'da siz Inventor'da ağırlıklarını alıyoruz dediğiniz kısma baktığınız zaman aslında olay şu. Malzemeye girdiğim zaman ben dedim ki işte bu bir şu şekilde bir malzemedir. Bunun ağırlığını al dediğimiz zaman buradaki direkt olarak baktığımız zaman densiteye göre bunun bir ağırlığını çıkartıyorum. Revit'in içerisinde olay biraz daha farklı. Revit'in içerisinde biraz önce dikkat edin. Ben şuradakine geldiğimde, şu dataya geldiğim zaman dedim ki bu dedim design fabrication dedim. Üretim datasına dönüştür dediğimde direkt olarak bunu üretim datasına dönüştürdüğünde şuradaki bağlantılarla beraber bunları görebilirsiniz. Biz uzunluk dediğimiz zaman, bundan ağırlıkları dediğimiz zaman veya fiyat noktasına geldiğimiz zaman bunları analiz tabundan direkt olarak shadow quantity kısmından bunları çıkartabiliriz. Fiyatlar varsa bunları da girebiliriz. Daha da detayı şunu isterseniz siz şu çapta olanları bana listele, bu çapta olanlara şu özellikleri olsun. Mesela bunun sadece mesela burada DAT'ın part materyali ne olarak geçiyor? Direkt olarak baktığımız zaman şuna girelim. Bak galibimiz bir saç olarak geçiyor. Fabrication servisi bu şekilde. Ağırlığı bu şekilde. Mol parametre dediğimizde biz bunların üzerine harici parametrelerde konnektörler dahil olmak üzere ekleyip bunlarla da ilgili çalışmalar yapabiliriz. Çok fazla detayına girmedim ben. Bunun buradaki işte konnektörlerin tipleri dahil olmak üzere hepsi değiştirilebiliyor. Hangi tipte istiyorsanız onlara göre değiştirilebiliyor.
Bunlara göre de ayrı ayrı ağırlık hesapları çıkartıp bizlere verebilir. Evet Güçlü Bey, eğitimimiz şu an kayıt altına alındı. Bunlara ve buna benzer etkinliklerimizin hepsine YouTube'da Kedbim Teknik Destek kanalından ulaşabilirsiniz. YouTube'da Kedbim Teknik Destek. Bütün kayıtlar yalnız orada var. Özür dilerim Gülizar, şöyle algılamak gerekiyor. Arkadaşlar bizim yaptığımız bu çalışmalar genel noktada baktığımız zaman genel tanıtım mantıklı şeylerdir. Sizler firma olarak bizden ayrıca kendi firmanızdaki bir toplantı yapıp o firmadaki yaptığınız üretimleri, sistemleri bize anlatırsanız biz onlara göre size çözüm getirebiliriz. Yani biz, benim aklıma gelebilen şeylerden bir tanesi şu. Fabrication 3 tane. Mesela biz burada fabrication içerisinde kendi firmamızdaki rulo saçlara göre bir kütüphane oluşturabilir miyiz? 1.2 milimetre bunlarda. Bu kütüphaneyle revitik oluşturabilir miyiz? Soru, başka bir soru. Biz üretimi yaparken revitin içerisindeki revitten datalar geldiğinde veyahut da iki boyutlu bir datalar geliyor. Bunların line'larını, çizgilerini otomatik olarak 3 boyuta kaldırabilir miyiz? Ben sadece elevation'larını kullanayım. Veyahut da bu kanalın içerisinde başka bir kanal geçti. Bu alta dirsek gibi dönebilir mi? Gibi bir sürü soru gelebilir. Aklınızda bunlar da oluşabilir. Yani bir şeyi izlediğiniz zaman bunlar da oluşabilir. Bu tarzda bir şey varsa bunların altında detay olarak gidebiliriz. Hatta geçtik yani 15 dakika geçtik. Bir saatlik bir sunumun içerisinde direkt otomatik olarak böyle gidilemiyor. Ama biz dediğim gibi mesela ben şu an altındaki line'ı, AutoCAD'in altındaki line'ı tanıyarak bunları çıkartabilirim. Bunlarla ilgili detaylı bir çalışma yapabiliriz. Sorusu olan var mı başka? Şu an için çok fazla bir sorumuz kalmadı. Olabilir. Soru varsa. Gülizar uzatıyorum ama. Yok estağfurullah. Benim için hiç problem değil. Katılımcılarımızı fazla tutmamak adına ben de söylüyorum. İstersen iletişim ekranını paylaş. İletişim ekranında sorusu olan tekrar tabii bu sunuma bağlı kalmayalım. Yani yarın öbür gün kafanıza takılan bir şey olur ya da uygulamaya geçtiğinizde takıldığınız bir nokta olur. Her zaman bize iletişim adreslerimizden de ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda az önce de bahsettiğim gibi bu etkinliğimiz kayıt altına alındı. Bu ve buna benzer etkinlikler için yine YouTube'da Kedbim Teknik Destek kanalından bunları takip edebilirsiniz. LinkedIn'de ya da Instagram gibi platformlarda da sizin için oldukça verimli içerikler paylaşmaya çalışıyoruz. Bir şekilde online olarak sizlere dokunmaya çalışıyoruz. Sizlere ne kadar bilgi aktarabilirsek de bizler o kadar mutlu oluyoruz. Bu etkinliklerin hepsinin de amacı o aslında. Çünkü pandemide hepimiz maalesef ki dijital ortama maruz kaldık. Bilgisayarlarımıza bağlı kaldık. Yüz yüze etkinlikleri bizler de çok özledik. Ama maalesef şu anlık bu şekilde sizlere bir nebze dokunmaya çalışıyoruz. Volkan Bey'in iletişim adresi zaten ekranlarda. Yine kafanıza takılan bir soru olduğunda buradan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda biz Kedbim olarak, Volkan Bey de söyledi, Autodesk'in bir bayisiyiz. Onun growth partneri olarak devam ediyoruz. Fakat yine HP alanında, yine Workstation alanında, Plotter alanında, DesignJet alanında ya da bir Adobe alanında bu tip platformlarda desteğe ihtiyacınız olursa her zaman seve seve destek olmaya çalışacağız sizlere. Yine aynı şekilde bir Ultimaker'la işbirliğimiz var. Yani 3D printer konusunda da çok revaçta biliyorsunuz artık bu konular. Bir ihtiyacınız, talebiniz ya da probleminiz varsa bizlere ulaşabilirsiniz. Bir de son olarak bu biraz daha belki bir hobi olarak, bir zevk olarak, sizlere eğlence olarak destek amaçlı ama bizim aynı zamanda da Kedbim'in bir baskı atölyesi var. Bu konuyla ilgilenen arkadaşlarımız varsa eğer gerek fotoğraf konusunda gerek baskı konusunda kaliteli bir ekibimizle, alanında uzman arkadaşlarımızla sizlere destek olmaya hazırız. Bugünlük bu kadar diyelim o zaman. Bir sonraki etkinliğimizde yine görüşmek üzere. Süremizi biraz aştık. Sizlerden bu konuda özür dileriz. Ama konu çok heyecanlı gidiyordu. Sorular üstüne sorular geldi. O yüzden bizim için de çok keyifli oldu bu sunum. Bir sonraki etkinliğimizde görüşmek dileğiyle o zaman. Bizim her zaman için maillerimizi ve sosyal platformlarımızı takip edebilirsiniz. Etkinliklerimizin duyurularına da oradan ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Sağlıklı günler. Teşekkür ederiz. Herkese iyi günler.